Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu görmüş olduğunuz güzel çantayı bu videomuzda öreceğiz. Detaylı bir şekilde anlattım sizler için. Çok güzel oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Evet penye iple şişle ördüğümüz bu çantayı hemen böyle takıp telefon, cüzdan, anahtar, yanımıza su. Gördüğünüz gibi içi bayağı derin, kullanışlı bir çanta oldu. Sapını dilerseniz hazır sap kullanabilirsiniz. Dilerseniz ipiniz artarsa bu şekil sapta örebilirsiniz. 9 milim görmüş olduğunuz gibi şişim. 4,5 milim tığım, yün iğnem, makasım ve minik iğne. Dikiş için. Hadi başlayalım. Şöyle penye ipim vardı. Biraz kalın, biraz da sert. Tam sepet örmelik. Bunu tığla denedim. Çok sert oldu. Örümü çok zor oldu. O yüzden şişle deneyeceğiz. Elinize böyle geniş, sert penye ipiniz varsa benimle beraber küçük bir çanta örebiliriz. 9 numara şişim penye ipim ve başlıyoruz. Evet şöyle biraz ip alıyoruz. Şu şekil başlıyorum ben. Bakın şöyle. Şu ayırdığım ipi, şu da ana ipim. Şöyle ikiye böldüm şişle parmaklarımı geçirdim. Baş parmağım ve işaret parmağım. Önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan ilmek alıp 2 Sıktırmıyoruz, bol örüyoruz. Eğer eliniz sıkıysa 2 şiş üzerine örebilirsiniz. 15 tane bu şekil şişime ilmek takacağım. Bakın bol. Baş parmağımdan ve işaret parmağımdan. Önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan 15 tane ilmek taktım. Bir tane şöyle sıktırdım ucunu. Bol alma olmasın oradan. 15 ilmeğim var. Şimdi hemen modeli bu sırada koymam lazım şöyle 2 3 ilmeği araşa 3 ilmeği ters 1 2 şişlerim uzun olduğu için uçları masaya değiyor göstermem biraz zor olacak 3 tane düzden sonra 3 tane haraşa. Yani 3 tane düz örüyoruz. 3 tane ters örüyoruz. Sepet örgüsü. 2 3 İstediğiniz büyüklükte başlayabilirsiniz ipinize göre benim elimde bu kadar vardı bu ipten bu büyüklükte ördüm kalın ve sert olduğu için büyük çantada çok ağır olurdu şimdi geçiyoruz terslerin üzerine ters düzlerin üzerine düz öreceğiz ters düz. İki tarafta aynı gidecek modelimizin. Bu tarafta düz olanlar diğer tarafta ters olarak görünecek. Hep üçer tane. tane düz. 3 tane tersle sıra şimdi. Bakın düz. Diğer tarafta düz de haraşa sırası başlama sırası olduğu için orayı çantamın tersi olarak başladım. Şimdi düz durması için modelin diğer sırada değiştireceğim. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz olarak değiştireceğiz. Bu sırayı böyle düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak başa kadar geleceğim. Şiş kullanmayı bilen herkes bu modeli örebilir. Zaten herkesin bildiği, bildiği bir model. Evet, birinci modelimizin bitti. Şimdi gelelim yer değiştirmeye. ilk baştaki ipimizi örmüyoruz. Şimdi buraya düz öreceğiz. Baştaki ilmeğimizle 2 3 Şimdi burada düz var. Düzün üzerine ters öreceğiz. 1 2 3 tersimizi ördük. Ve yer değişmiş oldu. Şimdi 3 tane düz öreceğiz. Şimdi 3 tane ters. Şimdi 3 tane düz. Birinci sırayı ördük. Dört sıra öreceğiz. Terse ters, düze düz olarak. Beş tane model koymuş olduk. Şimdi devam edelim. Aynı sıramızı dört sıra olarak örelim. Üç sıramız kaldı. Şimdi terse ters. Ters. ilk baştakileri örmüyoruz sadece alıyoruz. Şimdi 3 tane düz. 3 tane ters. bunu bu şekil istediğiniz kadar uzunlukta da örebilirsiniz. 30 santim kadar falan olana kadar öreceğim ben. Sonra bitmiş halini ölçüp sayılarıyla vereceğim. Evet şimdi bir kez daha gidip geleceğiz. Şimdi yine aynı düze düz terse ters. İp kalın olduğu için tersleri düzleri karıştırma ihtimalimiz de yok. Çok belirgin gördüğünüz gibi haraşa dişleri falan düzler falan tığla çok zor olacaktı bu ip. Eğer elinizde Böyle kalın, biraz sert ipiniz varsa mutlaka siz de şişle istediğiniz modelde, istediğiniz büyüklükte çantalar örebilirsiniz hanımlar. Pirinç modeli de çok güzel durar bu ipte. Evet şimdi son sıramız. Diğer başa kadar gelip tekrar yer değiştireceğiz. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Evet, başa kadar geldim. Şimdi bu sırada düze ters terse düz. Tekrar ilk yaptığımız gibi yer değiştireceğiz. Bu model artık istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle. Evet bakın. Şimdi buraya ters, düz, ters, düz, ters, düz diye böyle 4 sırada bir yer değiştireceğiz sadece. Hep aynı. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ipi de şöyle göstereyim. İki parmak genişliğinde neredeyse daha geniş iki parmaktan. Biraz da sert yumuşak olandan değilmiş. Tam sepet için bu şişe anca oldu. Sert de duruyor bakın. Öyle yumuşak durmuyor. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Şöyle katlayacağım. Bir de şurayı katlayacağım. Dilerseniz sadece ikiye bölüp üzerine fermuar dikip kullanabilirsiniz. Ya da böyle ben gibi üçe bölebilirsiniz. Şimdi şöyle kıylamayı da göstereyim. Şişle de yapabilirsiniz, tığla da. Hangisi kolayınıza gelirse. Ben şimdi tığla göstereceğim. Daha kolayıma geliyor kalın ipler. Şöyle çekiyorum. Birazcık tığdakini bol bırakıyorum. İkisini bir alıyorum. Çektim. Tığdaki ilmeğimi şişe taktım hem tığdaki ilmeğimi hem de şişten bir ilmek alıp eksiltmemi yapıyorum. Bu kadar kolay. Şişle örgülerinizi kıyılamak. Kapatmak artık ne derseniz. Hep ikisini bir alıyoruz tığa aldığımız ilmeği şişe geri takıyoruz. Tekrar ikisini bir alıp tığdaki ilmeği şişe takıyoruz. Bunu bu şekil başa kadar bitirelim. Evet kıyılama işimiz de bitti. ipi de kopartalım, şuradan arasından da geçirelim ilmeğin sağlam olsun. Evet, güzeldi oldu. Şöyle bir de ölçelim. 38 santim uzunluğu. Genişliğine bakalım. 20 santimde genişliği. Şimdi buna derinlik vermek için yanlarına iki tane küçük parça öreceğiz. Çok da geniş örmeyin. 3 veya 4 ilmekten örün ki derinliği çok derin olursa çanta küçülür. Yani evet, şu kadar. Başlama ve kıyılamasını da sayın. 8 sırada haraşa yapalım. Ona tamamlanmış oluyor ip kalın olduğu için. 10 sıradan fazla olmasın. 3 ve 4 evet, 4 ilmek yeterli şimdi böyle düz örüyoruz sadece haraşo olarak öreceğim kenarlarına şu baştakileri örmüyoruz zaten Karaş olarak devam ediyorum. 3 de yapsam olurdu. 4 yaptım artık. Çok da ince olmasın. Evet bunu 8 sıra başlama sırasıyla 9 kıyılama sırasıyla 10 olacak şekilde 2 tane örüp gelelim. gördüğümüz olduğunuz gibi ikisi de aynı. Şimdi sayarsak kıyılama sırasıyla ona tamamlandı. Şimdi bunları dikeceğiz. Yün iğnemiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi büyüğünden yün iğne çünkü ip kalın. Şöyle ben göstereyim ama siz yine de bildiğiniz gibi daha kolayınıza gelen varsa o şekil dikebilirsiniz. Çantanın tersinden dikiyoruz bakın. Yanlarda ikili ilmekler var. İkili ilmeklerin alt tarafından tekl alıyoruz. İkili olursa çok sert olur, kalın durar. O yüzden tekli yerlerinden dikiyorum ben. Hiç de belli olmuyor diğer tarafta çevirdiğimiz zaman. Böyle bir o kenardan, bir o kenardan böyle dikiyoruz. Bakın hiç belli olmuyor. Şimdi o küçük parçanın ipini taktım. Başlama ipiydi. Şöyle alt tarafını dikiyoruz. Bakın. Derinliği asıl. Bura verecek. Evet. Alt tarafını da diktim. Yani alt tarafı dediğim. O küçük ördüğüm parçanın. Başlama yerini. Oranın kendi ipi yetti. Şöyle dursun. Onu da arada gezdiririm. Kendi ipiyle diktiğim ip bu da. Şöyle üzerinden bir kez daha geçeyim. Şimdi diğer yan tarafını dikeceğiz. Aynı zaten ikili ikili ilmeklerimiz var. Alt tarafındakilerden şöyle sırasına geldiği yere kadar dikeceğiz. Evet zaten 3 model Yan tarafa 3 model. Diğer yan tarafa 1 modelde 6 10 model vardı zaten. 3 modelde ön tarafa. Evet bitti. Diğer tarafa da diktim. Şöyle bir de çevirelim. Dilerseniz böyle kullanabilirsiniz. Dilerseniz de şöyle şimdi göstereceğim. Bakın bayağı derin oldu. Ama bu üst tarafı şu kenarlardan şöyle biraz kapatmam lazım. Çünkü üstüne gelecek kenarlardan taşacak. O kenarlar geniş oldu bayağı şöyle kapattığım zaman kenarlardan görünsün istemiyorum. O kenarları şöyle biraz sapını yaparken ikiye böleceğim orayı. Geniş durmaması için şuraların. Bunu hazır sapta dikseniz önce iğneyle veya tığla orayı şöyle bir ip ile küçültün. Şöyle bu ipimin arasından çıkan iple sap öreceğim görmüş olduğunuz gibi çok hasarlı. O yüzden onu çantayı örerken kestim, katmadım çantaya. Ama sapta fark etmez diye düşünüyorum. Bakalım örünce göreceğiz. Olmadı. Zincir takarım. Ama çanta sapının modelini göstermek istiyorum sizlere. Çok kolay, güzel mi güzel, herkesin örebileceği, bir sap örüyoruz. İpe takılmayın lütfen. Bakın bir ilk baştakine bir sondakine şöyle ilmeği teke düşürdüm. Kolay mı kolay. Tek ilmekten alıyoruz. Şöyle. Hep aynı. Biraz tığdakini bolaltıp önümüzde iki tane ilmek var. Bakın ta yakın olan ilmekten geçiyoruz. Şöyle bir geçelim. Evet bir sık iğne. Sanki böyle zincir çekiyormuşuz gibi. Özellikle makrame ipleriyle veya bu artık hangisi çanta için kullanıyorsanız koton iplerle falan çok örümü kolay bir çanta sapı. 5 dakikada örebilirsiniz. sanki zincir çekiyoruz. Bakın uzattık. Önümüzdeki ilmekten de geçtik. 2 tane ilmek var önümüzde. Tekini alıyoruz. Bu kadar kolay. Evet, detaylı videosu var. Linkini koyarım açıklamalar kısmına. Diğer tarafı da şöyle iki uçtan geçiriyoruz ve orayı da şöyle sıkıca kapatıyoruz çanta sapında tabi ortalıyoruz Bu kenarları küçültmemiz lazım çantamızın kapağını örttüğümüz zaman açık olmaması için bir baştan bir çanta sapına bir diğer sondan ve sıktırıyoruz bir çanta sapına bir diğer başa o şekil sağlamca diktik bakın şu kenarları isterseniz böyle dışarıda isterseniz iç tarafta tutabilirsiniz baya derin baya kullanışlı bir şey olduğu için her şeyi koyabilirsiniz İstediğiniz süsleri de takabilirsiniz şöyle elimde kullanmadığım gümüş küpeler vardı Rastgele şöyle bir tutturayım bakayım gözüme neresi tek gelecek. Değişik çiçek takabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz, kurdalelerden yapıp hazır süslerden kullanabilirsiniz. Bakın sap da böyle duruyor. Yapımı kolay mı kolay. Şöyle şuralardan daha iplerden keseceğim o dışarıya çıkanlardan kaçaklar var görmüş olduğunuz gibi. Evet tak çık çantası oldu tam. Evet beğendiniz umarım. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere teşekkür ediyorum izlediğiniz için yorum ve beğenilerinizi bekliyorum